Alo. Hala benim. Niye arıyorsun Derya? Yaktığın ateşi körüklemek için. Ya hala bahane sen yapma ne olursun. Herkes iyi mi? Merak ediyorum sizi. Sayende kahır şerbeti dağıttık az evvel. Sen de üstüne bir bardak su iç. Bütün aileni darmadağın ettin. Ya niye ihale bana kalıyor? Anneme de anlatamadım derdimi. Bağır çağır evlatlıktan sildi beni. Dönüş ne olacak peki? Dönüş yaktı beni. Niye söylüyor ki nikahlandığımı? Ne gerek vardı? Ben zaten annem babamı karşıma alıp güzelce anlatacaktım. Ne gerek vardı? Günahını alma dönüşüm. Çocuk hiçbir şey söylemedi. Anası geldi Mustafa'nın. Ne? O söyledi her şeyi. Üstelik bir de bize hakaret etti. Sevilay mı söyledi? Evet. Sen zorlamışsın oğlanın nikahı. Para avcısıymışsın. Yakasından düşmüyormuşsun oğlunun. Oğlum senin sevdiğin keki yaptım. Hadi çayla yersin. Yemeyeceğim anne zorlama. Anahtarını almadın mı sen bundan? Almadı. Derya bak. Kavga etmeyeceğim seninle eğer kavga etmeye geldiysen. Kavga etmeye gelmedim Mustafa. Ya benim ailem korkunç durumda şu an. Annemle birbirimize girdik. Halam benden nefret ediyor. Babam da öğrenecek yakında. Ben ailemden sürülmek üzereyim şu anda. Biz miyiz suçlusu? Siz üç kız kardeş yaptıklarınıza dönüp baksana. Sensin suçlusu. Mustafa ya görüyor musun? Bak buraya kavga etmeye gelmiş. Ya. Derya bak. Benim annemi suçlamayı bırak. Çok sıkıldım ya ben. Çok sıkıldım ya. Ya çünkü tüm bunların suçlusu annem Mustafa. Hepimizin hayatını mahvetti. Ya ne yapmış benim annem? Ne yapmış? Ya bizim evlendiğimizi anneme söylemiş. Oğlum ben bir orta yolu buluruz diye gitmiştim. Ya biz anneler bu durumun bir hal çaresine bakarız diye. Yalancı! Ben Mustafa'ya gidip nikah masasına oturtturmuşum. Para peşindeymişim. Düşmüyormuşum yakasından. Böyle anlatmışsın anneme. Ne diyor Derya anne? Doğru mu? Türkan ablam uyarmıştı beni. Haklıymış. Ne kadar büyük bir yılan olduğunu söylemişti. Bu kadar beter olduğunu bilmiyordum. Oğlun da kendini uydurmuşsun. Yaşa enişte beraber. Eşyalarını topla Ayvalık'a dönüyorsun. Ama oğlum... Topla! Çabuk! Git buradan! Yolun açık olsun bir tane. Sağ ol abla. Ne zaman ihtiyacın olursa beni ara tamam mı? Dertleşiriz. Komik anılarımızdan bahsederiz, güleriz. Fırsat buldukça da gel lütfen. Biz seni çok özleriz. Hatta istersen biz de geliriz. İsterim tabii ki. Yeğeninin doğumunda da ararım seni. Teyzesinin kucağında hayata merhaba desin. Çok isterim. Mutlaka haber ver. Söz mü?
Söz. Dönüş. Bana bir şey söylemeyecek misin? Teşekkür ederim beni buraya getirdiğin için. Başka bir şey. Teşekkür ederim. Beni bu zor... kötü günlere hazırladığın için. Aileme... Kalender ailesine kattığım için teşekkür ederim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.